Öyle bir gidişi vardı ki deliye dönmüştü. Yüzünü görmek isterdim. Mustafa'm iyi bir ders verdi ona. Herkes kendi gibi zalim sanıyor. Sultanım. Ne var Fidan? Haremde bir işler dönüyor sultanım. Sümbül Ani Gerkalfa'yı götürüyordu az evvel. Dediğine göre validemiz ceza vermiş. Sultanım. Haznedar Kalf. Ne kabahat işledin de validemiz seni buraya kapattı? Malum, hadiseden dolayı asabım bozuldu biraz. Saygısızca laflar ettim o yüzden. Ne hadisesi, ne diyorsun sen? Dahi Hatun. Beykoz'daki evine giderken yolunu kesmişler. Neyi varsa çalmışlar. Öldüreceklermiş neredeyse. Dün gece bana sandı. Hay Allah. Kim yapar ki böyle bir fenalığı? Henüz bir malumatımız yok sultanım. Lakin Dahi Hatun'un oradan geçeceğini bilen biri olsa gerek. Bana ne bakıyorsun? Benimle ne alakası var? Gülşah. Sultanım, iftira atıyor. Belli ki saraya dönmesi için oyun ediyorlar. Hürrem. Ne oldu? Erken dönmüşsün. Çocuklar siz daireye gidin. Şimdi kim yönetiyor seni Mahidevran? Mustafa mı? O mu kurtaracak seni? Valide Sultan'ın İbrahim'in yapamadığını ondan mı bekliyorsun? Korkunun ecele faydası yok Hürrem. Bugün değilse yarın hak yerini bulacak. Yıllardır azap içindesin. Bir türlü yüzün gülmedi. Sual etsem senin yüzünden diyeceksin. Fakat gerçek bu değil Mahidevran. Seni bu hale getiren ben değilim. Ne varmış benim halimde? Görmüyorsun değil mi? Etrafında olup biten hakkında zerre kadar fikrin yok. Hürrem. Yalnız kalıyorsun Mahidevran. Sevdiğin seni seven, kim varsa hepsini bir bir kaybediyorsun. Malum, en son validemizle Hatice Sultan'ı kaybettin. Bir gün gelecek, senin yanında hiç kimse kalmayacak. Ne İbrahim ne Mustafa. O gün geldiğinde ben olur muyum bilmiyorum fakat emin ol, evlatlarım olacak. Ve hiç şaşırma. Sana merhamet edip el üstünde tutacaklar. Zira ben onların kalbine nefret tohumları ekmiyorum. Tek istediğim şey babaları gibi adil ve vicdanlı olmaları.